bizler de biraz daha geri alıyoruz. Evet, alem gidiyor. Buradan çıkacaklar. Çıkacak. Ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Gel bize. Gel. 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 Geç geç. İbo yabancıda geç. Gel. Gidelim diye.
başka. Genel Başkanım, değerli arkadaşlar, Cumhuriyetimizin kurucusu, devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı, Milli Kurtuluş Savaşımızın Batı Cephesi Komutanı, 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ruhu şad olsun. El-Fatiha. Aksakal, hoş geldin Demokratik Sol Parti. Köşkü yerden bırakmıyoruz, bayrakları indirmiyoruz. Yılları tükettik, ne kaldı ki? Elde avuçta yokken yürüdü biri. Atatürk'ün yolundan çıktı diğeri. Ümitsiz olma geldi bak halkın önderi. Sakal. Saygıdeğer konuklarımız, basınımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli mücadele arkadaşlarım, güzel yurdumun dört bir köşesinden koşarak gelen vefakar ve cefakar demokratik solcu kardeşlerim. Partimizin 36. kuruluş yıl dönümü için bulunduğumuz bu salonda sizlerle bir arada olmaktan ve aynı havayı solumaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sizleri en içten duygularımla ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu salonun tabii bizim için ayrı bir önemi daha var. Belki çok daha büyük mekanlarda, çok daha lüks alanlarda bu kutlamalar da yapılabilir, yapılabiliyor. Ama emeğin hak mücadelesini veren bir işçi sendikasının çatısı altında bu kıl kuruluşumuzu kutluyoruz. İşte bu yüzden Demokratik Sol Parti'nin kuruluş gerekçesinin omurgasını oluşturan işçilerimizle, emekçilerimizle bizim de 36 yıldır bu mücadelenin neferleriyle aynı saflarda yer almamızın onurunu ve gururunu yaşamanın heyecanıyla ve coşkusuyla sizleri selamlıyorum. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan siyasi partilerimizin, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, tüm demokratik solcu yol arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 36. kuruluş yılımız kutlu olsun. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz
Kasım ayında hüzün ve coşku dolu birçok olayı bir arada yaşamak durumunda kalıyoruz. 5 Kasım'da Demokratik Sol Parti'nin kurucu iradesi ve kuramcısı Onursal Genel Başkanımız, Başbakanımız Bülent Ecevit'i, 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümlerinde hüzün duyguları içinde saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz. 14 Kasım'da Demokratik Sol Partimizin, 15 Kasım'da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümlerini coşkuyla kutluyoruz. Şöyle geriye dönüp baktığımızda geçen 36 yılın bir muhasebesini yapıp bilançosunu çıkardığımızda hakikaten deyimi yerindeyse Türkiye yakın tarihine damgasını vurmuş birçok olay. Bu çatı altında siyaset yapan aktörler eliyle gerçekleşmiş olduğunu, esasen devletin ve sistemin bu dönemlerde çıtasını yükselttiğini açıkça görebiliriz. Örneğin bugün Türkiye'de alın teriyle çalışanların elde ettiği ekonomik ve sosyal ne kadar hak varsa bunların çok büyük çoğunluğunun altında Bülent Ecevit'in imzası ve Demokratik Sol'un mührü vardır. Demokratik Sol'un siyasi anlayışında Atatürk milliyetçiliği vardır, vatanseverlik vardır, solculuk vardır, inançlara saygılı laiklik vardır. Ama DSP'nin milliyetçiliği sözde değil, özde milliyetçiliktir. Onun için Ecevit, biz milliyetçiliği boş sokak duvarlarına değil, Ege'nin deniz yataklarına, Orta Anadolu'nun haşhaş tarlalarına, Kıbrıs'ın 5 parmak dağlarına yazdırmıştır. Ve bu anlayış bugün aynı duygu, aynı inanç ve aynı kararlılıkla devam etmektedir. Kıymetli yol arkadaşlarım, bugün partimizin 36. kuruluş yılını kutluyoruz. Sizler illerinizde 14 Kasım'da Atatürk anıtlarına çelenk sunarak gerçekleştirdiniz. Bugün Ankara'dayız. Önce Anıtkabir'e çelengimizle birlikte atamıza saygımızı, bağlılığımızı ve sadakatimizi sunduk. Şimdi de burada hep bir arada iyi ki doğdun DSP diyerek bu mutluluğu paylaşıyoruz, pekiştiriyoruz. Biraz önce izlediğimiz Barko Vizyon'da kuruluşumuzun tarihsel geçmişini ve gerekçesini bir kez daha hafızalarımızda tazeledik. Onun için bu konuşmamla sizleri uzun uzadıya aynı temalarda yormayacağım. Ancak ülkemizin ve toplumumuzun yaşadığı önemli bazı hususlara dair görüşlerimi bu vesileyle de paylaşmak isterim. Yaklaşık 20 yıl önce başlatılarak sahneye konulan kadim Türk devletini bölme senaryosuna karşı milliyetçi, vatansever, halkçı devlet adamı Bülent Ecevit ve partisi DSP 3 Kasım 2002'de parlamentodan uzaklaştırıldığı gibi bugün olmuş sistematik bir şekilde siyaset arenasından da uzak tutulmak için en üst düzeyde gayret gösteriliyor. Küresel emperyalist sistemin bölgemizde özellikle topraklarımız üzerinde kurguladığı stratejiler Kurtuluş Savaşı sonrasında da içeriğini aynen koruyor. Bugünkü tanımlamasıyla adına Büyük Orta Doğu Projesi dedikleri plan çerçevesinde ısrarla hayata geçirilmeye çalışılıyor. Demokratik Sol Parti'nin varlığından, yaşıyor olmasından o kadar rahatsızlar ki bu kesimler, yan yana gelen 3 harften DSP kelimesinden bile irkiliyorlar. Evet,
küresel emperyalizmin etkin aktörleri bizden rahatsız olabilirler. Onların içimizdeki işbirlikçileri de rahatsız olabilirler. Onları rahatsız etmeye devam edeceğimizi buradan bir kez daha aykırıyorum. Değerli arkadaşlarım, ama aslında onlar çok iyi görüyorlar ki Demokratik Sol Parti'nin her türlü saldırıyı, her türlü yok saymayı, içeriden ve dışarıdan her türlü entrikayı püskürtecek ve bu entrikaları püskürterek varlığını sürdürüyor. İşte buradaki inançlı Ecevitçiler var oldukça bu da hep sürecektir. Çünkü Demokratik Sol Parti demokratik yaşamımızda her zaman bir denge unsuru olmuş, siyasetin güvenli limanı özelliğini korumuştur. DSP denildiğinde akla ilk önce Ecevit, beraberinde ise dürüstlük, inançlara saygılı laiklik, halkçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve devrimcilik gelir. Kısacası Atatürk gelir, Atatürk'ün ilkeleri gelir, cumhuriyetin kazanımları gelir. Atatürk'ten sonra küresel emperyalizme kafa tutabilen tek parti gelir. DSP bütün bu özelliklerinin yanında halkımızın aradığı makulün de adresidir. Dikkat ederseniz bugün parlamentoda yer alan partiler iktidarıyla muhalefetiyle ne zaman dara düşseler, hangi konuda sıkışsalar Ecevit'ten bir örneği ipine sarılırlar. DSP işte böyle bir parti. Çünkü DSP siyasetin tecrübeli kalesi olmuş, halkın gönlünde taht kurmuştur. Antidemokratik seçim sisteminin yarattığı öğretilmiş çaresizlik baskısı, küresel güçlerin güdümünde ve kontrolü altındaki yazılı görsel basının manipülasyonları sebebiyle DSP biraz önce belirttiğim gibi ısrarla parlamentodan uzak tutulmaya çalışılıyor. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, Demokratik Sol Parti ilk seçimde yeniden parlamentodaki yerini alacak ve bugün yaşanmakta olan siyaset kurumunu esareti altına alan pespayeliği ortadan kaldıracak ve yeniden üreten bir meclis için var gücüyle çalışacaktır. Demokratik Sol Parti kurulduğu 1985 yılından 6 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş, 10 yıl sonra solun birinci partisi olmuş ve 14 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuş ve bunu başarmış bir partidir. Bu süreçte de başına olmak üzere 3 kez hükümetlerde yer almış ve devlet yönetiminde sorumluluk üstlenmiştir. Değerli demokratik solcular, saygıdeğer konuklar, Türkiye ve Türkler tarihinin en önemli dönemlerinden birini yaşıyor ve son 20 yıldır da büyük bir sınav veriyor. Her fırsatta söylediğimiz gibi 100 yıl öncesinin heves ve hayallerini tükenmemiştir. Esasen 1. Dünya Savaşı'nın devamı olan ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı o günden bugüne kesintisiz şekilde devam etmektedir. Özellikle çok partili döneme geçişimizle birlikte başlayan ABD himayesinde yaşama ve sözde gelişme planına yönelik adaptasyon politikaları bugünkü yaşadıklarımızın temel sebebidir. Biz biliyoruz ki tam bağımsız Türkiye idealiyle kurgulanmış ve kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağı söylemi 620 yıl 3 kıtada hüküm süren bir imparatorluğun hangi şartlar altında ve
hangi gerekçelerin yaşanmasıyla son bulduğunun tarihsel imbikten geçirilmiş bir öngörüsüdür bu. Demokratik Sol Parti daha kuruluş aşamasında bu öngörünün gerçekleşmesi doğrultusundaki inancı ve iradesini de parti programına koymuş ve bugün geçerliliğini hala koruyan şu tespiti yapmıştır. Bakın 1985 öncesi ortaya konulan tespit. Türkiye'nin coğrafi ve tarihsel gerçekleri dış ilişkilerinde çok boyutlu bir denge gözetmesini ve yer aldığı karmaşık ve bunalımlı bölgede bir denge, güven ve barış etkeni olmasını zorunlu kılmaktadır. Bir devlet zaten kendi bölgesindeki ilişkilerinden güç almadıkça dünyada yeterince güçlü olamaz ve dünya barışına gerekli katkıyı yapamaz. Dünyadaki gücü de kendi bölgesindeki durumuna yansır. Türkiye demokrasiden uzaklaştıkça Batı ile, özellikle Batı Avrupa ülkeleriyle ilişkileri zayıflar dedikten sonra başkaca hususları da ortaya koyup hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyerek bağımsızlıkla özgürlüğü bir tuttuğunu gösteren Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesine ancak ülkemizde özgürlükçü demokrasi güçlendirilip yaşatılmakla sahip çıkılabilir. Demokratik Sol Parti Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesinin gereklerini ulusal güvenlik alanında da yerine getirmeye uğraşacaktır ve savunma gücümüzün, bakın burayı çok dikkat edin, savunma gücümüzün güçlü bir ulusal ekonomiye dayanmasına özen gösterecektir. Yine tam bağımsızlık ilkesinin bir gereği olarak Demokratik Sol Parti Türkiye'nin savunma araç ve gereçleri bakımından tek bir ülkeye aşırı bağımlılığını önlemeye çalışacaktır diyoruz. Günümüzde bu konulara ilişkin değişik tartışmaları hep birlikte yakından takip ediyoruz. Siyaset kurumunun kör dövüşü gibi tartışılan savunma sanayindeki bu gelişmeler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, yerli savaş uçağı ve buna ilişkin çalışmalar, S-400 hava savunma sistemlerinin alınıp alınmaması gibi konularda da anlamlı bir yanıt bulan bu öngörü elbette gerekli değere kavuşturulmalıdır. Bu arada şunu da belirterek konuya girmem gerekirse değerli arkadaşlar, küresel emperyalizm, konuşmamın başında da değindiğim bölgemiz üzerindeki heves ve hayallerinin gerekçelerini haklı göstermek adına bu topraklardaki varlığımızı 1071 yılına atıfta bulunarak Anadolu'da sanki bir işgalciymişiz algısını yerleştirme gayretindedir. Ne yazık ki bu algı stratejisi kendisini milliyetçi olarak tanımlayan bazı siyasi partiler başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'nı da etki alanına almış görünmektedir. Küresel emperyalist sisteme karşı milletçe duruşumuzu güçlü kılabilmenin birinci şartının öncelikle kim olduğumuzun bilinmesi noktasındaki inanç değerlerimizin güçlüğüne bağlı olduğunu bilmeliyiz. Aksi halde yok olup gitme tehlikesiyle daima karşı karşıya kalmaktan kurtulamayız. Böyle bir girizgahtan sonra milletçe işimizin ne denli zor olduğu konusunda bir fikrimizin oluşabileceğine inanıyorum. Ama şunu da ilave ederek söylemeliyim ki hiçbir zorluk asil Türk milletini yıldıramaz, bu topraklar üzerindeki mevcudiyetini ortadan kaldıramaz. ...1071 Malazgirt zaferiyle Türkler ilk kez değil son kez Anadolu topraklarına girmiştir. İşte Türkiye ve Türklere yapılan bugünkü saldırıların
ana gerekçesini oluşturan bu gerçekler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de tespit ederek tüm dünyaya kabul ettirmek üzere başlattığı Türkiye Uygarlık Projesi'nin vücut bulmasını engelleme yönelik çabaların bir tezahürüdür. Değerli konuklarımız, saygıdeğer basın mensupları, cefakar demokratik solcular, küresel sistemin heves ve hayallerinden vazgeçmediğini söylemiştim. Emperyalizm bu uğurda gerek Kıbrıs'ta, Ege'de, gerekse Yunanistan ve Suriye'de kendilerinin yarattığı sorunları sürekli kaşımakta ve bizi dört koldan sıkıştırmaya gayret etmektedir. Bu stratejisine hizmet edecek düzeyde de ekonomik manipülasyonları besleyerek toplumsal bir hareketlenmenin zeminini yaratmakta, ulusal ve küresel hassasiyetleri tahrik ederek Türk milletinin duruşunu test etmektedir. İşte bugün Demokratik Sol Parti'nin 36. yılını kutluyoruz. DSP, demokratik sol politikalarla ete kemiğe bürünmüş Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve hedefleri doğrultusunda tam bağımsız Türkiye'nin mutlak surette yaratılması inancıyla ve insanca, hakça bir düzen kurulması idealinin bileşkesidir. Egemen sistem ve ülkedeki işbirlikçisi bazı kurumlar, milliyetçi, vatansever, sol bir parti olan DSP'nin bu idealini baltalamak adına içeriden ve dışarıdan kurgulanan senaryolarla sistematik bir zafiyet yaşaması için ortaya koyduğu senaryoları Atatürk'ün askerleri, Ecevit'in evlatları boşa çıkarmıştır. Bundan sonra da boşa çıkaracaktır. Yıllarca DSP'nin yemliğinden beslenip başka kolluklara yumurtlayanların artık bunu anlamak mecburiyetinde olduğunu açıkça ifade etmek isterim. 2023 seçimleri olağanüstü bir hızla yaklaşıyor. Bugün tam 19 yıllık bir AK Parti iktidarı dönemini iyisiyle kötüsüyle geride bırakıyoruz. Burada sizlere 2002 döneminin bugünlerimizle kıyaslamasını yapacak değilim. Zira bunu herkes çok iyi biliyor, hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Devleti teslim ettiğimizde 20 lira olan bir mutfak tüpünün bugün 180 lira olduğu gerçeği sadece bizleri değil, toplumun bütün kesimlerini olabildiğince tedirgin etmektedir. O gün 1 lira 24 kuruş olan doların bugün 11 liranın üzerinde seyretmesinin ekonomi biliminin normalleri kapsamında izahı imkansızdır. Kısacası devletin resmi kurumu TÜİK her ne kadar manipüle edilmiş verileri paylaşsa da vatandaşın cebi en iyi gösterge panosudur. Biz buna inandık, buna göre çalışmalarımızı bir zemine oturtuyoruz. Bugün doğum günümüz. Karanlık tabloları bir daha başka bir zamanda ve başka bir ortamda yeniden değerlendirme olanağımız var. Biz güzel şeylerden bahsedelim. Barka Vizyon'da işaret edildiği gibi Başbakanımız, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in bizlere vermiş olduğu yeniden iş başına gelme talimatını, katılmış olduğumuz 2019 yerel seçimlerinde 3'ü ilçe, 4'ü belde olmak üzere 7 belediye başkanlığını kazanarak yeniden yola çıktık. Kendilerine göre ürettikleri gerekçelerle partimizden ayrılmış olanlar dışında bugün 3 belediye başkanımız kendi bölgelerinde demokratik sol değerleri önceleyerek topluma sunduğumuz Cumhuriyet Kent Umudun projesi hedeflerini hayata geçirmek üzere var güçleriyle çalışıyorlar. Devraldıkları dağınıklığı kısa sürede toparlayarak mevcut borçlarını neredeyse sıfırlayan, üretici halkın ekonomiye katkılarını
en üst noktaya taşıyacak projeleriyle halkın yönetime olan pozitif katkısını da güçlendirecek yatırımlarıyla insanlarımızın bugünlerine ışık, geleceklerine umut olmayı başarıyorlar. Burada Antalya'nın Kemer ilçesi, Eskişehir'in Miyalışçık ilçesi ve Sivas'ın Gemerik ilçesinin Çepni beldesi belediye başkanlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hazır belediye başkanlarımız demişken, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da temsilcileri varken, ufak tefek de olsa bazı isteklerimiz oluyor. DSP bu ülkeye hizmet eden bir partidir, halka hizmet ediyor. Sizden ricamız, Sayın Cumhurbaşkanımıza da selamlarımızı iletin. Miyalışlık'ta bu yıl biliyorsunuz UNESCO sevgi yılı ilan etti. 2021'i orada çok güzel çalışmalarımız oluyor. Biz iktidara geldikten sonra da değerli arkadaşlarım Miyalışlık hükümetimizin de desteğiyle doğal gazına kavuştu. İnsanlar orada şimdi sıcacık yuvalarında yaşıyorlar. Ama Kemer Belediye'mize bir kepçe istedik, hala alacağız. Çepni Belediye'mize bir tane çöp kamyonu istedik, çöpleri toplasınlar diye. Onu da alamadık hala da. Bakın şikayet ediyorum buradan sizi. İnşallah en kısa zamanda bunlar da çözüme kavuşur. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli arkadaşlarım, böyle bir ara muhabbet yaptıktan sonra fırsatı kullanmamız lazım biliyorsunuz. Örgütlerimiz Demokratik Sol Parti'nin kuruluş kodlarını yeniden ortaya çıkarmış olarak parti çalışmalarında ve etkinliklerinde kendi öz kaynaklarıyla, biliyorsunuz devletten yardım almıyoruz zaten. Bütün çalışmalarımız sizlerin ananızın ak sütü gibi helal olan kazancınızla ve onlardan partimiz için ayırdıklarınızla yürüyor. Kendi öz kaynaklarıyla birçok başarılara imza atmaktadırlar. Tüm örgütlerimize, başkanlarından yönetim kurullarında görev alanlara, kayıtlı üyelerimizden gönüllü olarak desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen gönülbaşlarımıza kadar hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu çalışmalarda tabii koordinasyonda genel merkezimizin de kısıtlı sayıda personeliyle bu yükü taşımaya çalıştığımızı bilmenizi isterim. Bu arada arkadaşlarıma da, çalışma arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma da, başkanlık kurulu üyesi arkadaşlarıma, parti mensubu üyesi arkadaşlarıma da şükranlarımı sizlerin huzurunuzda bir kez daha ifade ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bizimle özdeşleşmiş programların ve politikaların sıkı takipçisi olacağız. Vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olan demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşatılması bunların birinci ve değişmez nitelikte olanıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başta kardeş ve dost Türk devletleri olmak üzere tüm dünyanın Kıbrıs Türk Devleti olarak tanınması yolunda azimle çalışacağız. Atatürk'ün bizlere gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda her türlü gayreti sonuna kadar göstereceğiz. Türkiye 150 yılı aşan bir parlamenter sistem tecrübesi olan 7 düvele karşı vermiş olduğu ulusal kurtuluş mücadelesini Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yürütmüş ve başarmış bir millet olarak bir an önce kuruluş kodlarına dönmeli, içeride ve dışarıda atacağı her adımda Yüce Parlamento'nun desteğini ve gücünü arkasına almalıdır. Bizim siyasi tarihimize, kadim kültürümüze, kısacası milletimizin genetiğine en uygun yönetim tarzı, ortak aklı öne çıkaran, istişareyi esas alan, toplumsal uzlaşmayı her zaman ön şart olarak gören çoğulcu demokratik parlamenter sistemdir. 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum ile yürürlüğe giren anayasa, hükümet kurma yetkisini parlamentonun elinden almış,
sadece Cumhurbaşkanı'nın iradesine bırakmıştır. Bu şekilde kurgulanan bir yönetimin umulan sonucu yaratmadığı gerçeğini sadece biz değil, seçilen Cumhurbaşkanı da görmüştür. Bu iyi bir gelişmedir. %50 artı bir seçmen desteğiyle ülke yönetiminde güçlü bir yönetim arayışında olan zihniyetin esasen egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir anlayışında ifadesini bulan, milletin sandıklardan çıkardığı vekillerinin denetiminde bir hükümet kurgusu en çıkar yol olacaktır. Bundan kimse korkmamalıdır. Çekinmemelidir. Millet iradesi herkesin önünde düğme ilikleyeceği bir kavram olarak kabul edilmelidir. Değerli mücadele arkadaşlarım, saygıdeğer demokratik solcular, şunu çok iyi bilmenizi isterim ki, her zaman söylediğim gibi Demokratik Sol Parti Türkiye siyasetinde siyasetin ve halkın sığınabileceği en güvenli limandır demiştik. Hiç kimse bunun aksini de iddia edemez. Hatırlayınız, 1998 yılında Anasol Bey hükümeti dışarıdan destek veren CHP'nin bir anda çekilmesiyle düşünüldüğünde parlamentoda yer alan partiler bir hükümet kuramamıştı. DSP'nin tutarlı politikaları, ilkeli siyaseti ve dürüst kimliğiyle ülkeyi şaibesiz ve badiresiz bir şekilde seçimlere götürebilecek parti olarak görmeleriyle 66 milletvekiliyle tek başına ülke yönetimine getirmişlerdi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ve belki de çok yakın bir zamanda Türkiye yeni kurallarla bir seçime gidecek görüntüsü sergiliyor. Demokratik Sol Parti her türlü saplantılardan ve kompleksten ari şekilde ortaya koyduğu haklı eleştirileri ve çözüm önerileri zemininde daima doğruların yanında yerini alacaktır. İçeride huzurumuz, dışarıda onurumuz için yapılması gereken her şeyi gözümüzü kırpmadan, acaba demeden, korkmadan, yılmadan yapacağız. Çünkü bizim 36 yıllık geçmişimizde ne bir kara leke, ne utanılacak bir husus, ne de devletimize ve milletimize karşı işlenen bir suç ve ihanet olmamıştır. Demokratik Sol Parti yapılacak ilk seçimlerde parlamentoda yeniden hak ettiği yeri alarak halkın çıkarları, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için var gücüyle çalışacak, halkın gönlündeki ve yüreğindeki yerini yeniden alacaktır. Bundan şüphem yok. Mazisi temiz, geleceği umut dolu, devlet tecrübesi ve birikimiyle, kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan kadrolar, işte hepsi buradalar. Türkiye'nin yönetimine sahip olan insanlar burada. Hepinize sağlık, mutluluk, başarı diliyorum. Ve önümüzdeki seçimlerde Demokratik Sol Parti'nin güç verdiği yapı mutlak surette iktidar olacak. Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü büyük devlet adamı Bülent Ecevit'in öngörüsüyle tekrarlıyorum. Türkiye sana mecbur DSP. Biz sana mecburuz DSP. Yolumuz açık. Şansımız, bahtımız açık olsun diyorum değerli arkadaşlarım. Partimizin 36. kuruluş yılı kutlu olsun. Millet ile DSP mutlu olsun. Umut dolu olsun. Şimdi 4 gün sonra da biliyorsunuz Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız. Hazır burada sizlerle birlikteyken baş öğretmenim Mustafa Kemal Atatürk, siyasetteki öğretmenim Bülent Ecevit ve ilk öğretmenim olan Agah Hoca'yı, yani babamı, bu vesileyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Büyük zorluklarla mesleklerini icra eden layık cumhuriyete yürekten bağlı cefakar öğretmenlerimizi Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Bütün bu türlü gerekçelerle, imkansızlıklarla
aslında yüreği burada bizlerle birlikte atıp da burada bulunamayan tüm demokratik solculara, tüm dostlara selam ve sevgilerimizi götürün. Sağ olun, var olun.